Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün uzman astrolog Gülşen Özcimbit ile birlikteyiz. Merhaba hocam. Merhaba. Bugün burçlar arasındaki uyumdan bahsedeceğiz. Çok merak ediyorum hangi burç, hangi burçla uyumlu? Biraz bunları anlatır mısınız bize? bilgi sahibi olalım. <laughs> Tabii ki. Şimdi o zaman şöyle başlayalım. Burçların önce hani burçlardan önce elementler var. Elementlere ayrılıyor. Toprak, su, hava, ateş diye 4 tane element var. Ee, hani bunun filmi bile yapılmıştı, gülündü, geçildi falan önce 5. E, element diye sonra Cem Yılmaz'ın e, filminde Gorada'ydı herhalde geçmişti. E, dört tane element önemli. Toprak, su, hava, ateş. Bunların çünkü ayrı ayrı etkileri var kişi üzerinde. Aslında 5. elementte e, sevgi ya da ruh. O da olabilir çünkü e, ruh da aslında hepsi var. O yüzden de hepsini de kapsıyor bir yerde. Şimdi toprak burcu elementleri daha çok maddeye, paraya, sağlamlığa, garantiye, ayakların yere basmaya önem veren burçları içeriyor. Bunlar hangisi? Oğlak, Boğa, Başak. Sonra, Garantici burçlar. Garantici burçlar. Evet. Sonra hı hı. ikinciye geliyoruz. Hava grupları. Hava grupları da ondan sonra bunlar da biraz böyle yine ayakları yere sağlam bassın isterler. Biraz da ondan sonra bunu çok da umursamayabilirler. Ee, okumayı öğrenmeye de meyledebilirler ee, hava burçları. Ee, hava elementi bunların simgesi de. Bunlar ikizler, kova ve terazi. Ee, baktığımızda yine e, ikizler olsun, terazi olsun iletişim yönleri daha kuvvetlidir. Terazinin sanatsal yönleri vardır. Kova yine okumayı öğrenmeye, teknolojiye meraklıdır. Üçüncü sırada e, su grupları geliyor. Su grupları da hani adı üstünde böyle su gözyaşı gibi böyle duygusallık bunu da ifade etmekte. Bunlar daha çok ondan sonra duygusallığa, merhamete, hissiyata önem veren burçlar. E, bunların içinde de yengeç, akrep ve balık burçları geliyor. E, bu e, burçlara şey olanlar, bu burçların olan insanların hakikaten hissiyatları, sezgileri kuvvetlidir. Bir de merhametleri çok fazladır. Çok etrafına yardım eden insanlar genelde bu burçlardan çıkmaktadır. Hı hı. Sonrasında da ateş elementi geliyor. Ateş elementi de böyle ad üstünde ateş yani <laughs> yakıyor, kavuruyor. Ondan sonra güçlü, canlı, istekli, neşeli bu burçlar da ateş gruplarıdır. Bunlar da Koç, Aslan ve Yay. Bunlar da böyle başlangıçları simgeler, böyle çünkü ataktır, cesurdur, hemen başlayabilir, hemen bir şeyler yapabilir. İnsanların arasında uyum olması için hani burç uyumuyla birlikte bu element uyumuna da dikkat etmek gerekiyor. Hı hı. Sadece hani burç uyumu yeterli gelmiyor. O yüzden şimdi koç burcuyla yay burcu ya da e, aslan burcu aslında güzel anlaşır. Fakat bazen anlaşmak e, hani çözmüyor aslında olayı. Hani birle bir 2 de yapabilir, 11 de yapabilir. Dengelemek gerekiyor biraz değil mi? Ateş evet. iki grupta ateş olunca İkisi de güçlü. O zaman ikisi de lider olmaya kalacak. İkisi de ondan sonra ben buradayım diyecek. İşte bu uyumlarda biraz aslında dengelemek gerekiyor. Bir de hani 1 ile 1 11 olursa daha güzel. 2 hı hı. olduğunda daha küçük. 11 daha büyük. Şimdi mesela bir oğlak olursa Oğlak Burcu iş adamı Burcu'dur. Böyle çalışmayı sever, ondan sonra e, parayı sever, e, iş dünyasını yönetir, ayakları yere, yere, sağlam bassın ister. Ama Oğlak Burcu biraz cesur da olmalıdır. Yeni atımlara, atılımlara kolayca girebilmeli girişebilmeli ki büyüyebilmeli. O zaman da Oğlak Burcu bir koç burcuyla evlilik yaparsa veya iş ortaklığı yaparsa koç burcu onun cesaret kısmını tamamlayacak. Güzel o, bir ortaklık olur mu? Tabii. Oğlan görmediği, ondan sonra oğlan cesaret edemediği kısmı hadi yapalım. Deneriz. Ne olacak? Şuradan şunu da kapatabiliriz. Şöyle de yapabiliriz diye ona e, şey, gaz verecek. Ona ondan sonra ilham verecek ki e, cesaretiyle yön verecek. E, burada da Oğlak Burcu riskleri hesap edecek. Tamam korcun cesaretine ihtiyacı var ama o da oradaki riskleri arka plandaki konusuna e, nereden kapatabiliriz? Nereden toler edebiliriz? gibi onları hesaplayacak, kitaplayacak. O yüzden de birbirlerine bu şekilde destek veriyorlar. Burada sıkıntı anlaşamama. Çünkü kafa yapıları farklı. Koç'un kafa yapısıyla olan kafa yapısı farklı olduğu için bu zenginliği de işte anlayışla kapatmak gerekiyor. Yani farklı bir kendi zıt olan bir burcu çek seçiyorsan evlilik anlamında 11 olabilmek için o anlayışı da cepte tutmak gerekiyor. Tutmak gerekiyor galiba. <laughs> Yani kişinin hakim olduğu şeyde kısımda ona hani söz hakkı vermek, ona ondan sonra müsaade etmek ya da onun dediğini kabul etmek gerekiyor. Yoksa da söz hakkı vermezsen sen dedin olsun dersen o zaman bir anlamı kalmaz zaten. Yani o kişinin yetenekleri sıfırlanmış olur. Hocam ben koçum. Bu koçlar hiç susuyor. <laughs> Kendimden veriyorum olayı. <olarak. gülüyor> evet. Ya yani koçlar çünkü ben de koçum canlıdır, enerjiktir. Hani susmaktan hoşlanmaz. Bir de şu var yani koçlarda. ateş gruplarında özellikle ağırlıklı olarak var. Hani kendinin bildiğinin doğru olduğunu o kadar inanıyor ki o yüzden de susmuyor. Yani doğrusu bu diyor yani. Böyle olmalı. Hani aslında belki doğrusu o değil yani bir hani soru işaretini de akıllarına tutmasında fayda var hı hı. koçların çünkü belki öbür tarafın söylediği de doğru olabilir o daha akılcı olabilir mantıklı olabilir işte heyecan da var acelecilik sabırsızlık o yüzden de böyle kendi düşündüğünün doğru olduğunu inanıyor böyle aceleyle sabırsızlıkla onu şey yapıyor sunuyor hani Şimdi, olsun diye şöyle desek mesela ateş burcu yani ateş elementinden olan burçları hangi elementteki burçlar dengeler Ateş elementindeki burçlar e, su grubuyla aslında daha iyi anlaşırlar. Hı hı. Onlar biraz daha fazla dengeler. Hı hı. E, ondan sonra e, şeyle anlaşırlar yine. Hava gruplarıyla. Çünkü e, koça birazcık akıl da lazım. Koç, aslan ve veya yaya, hava grubundaki akıl e, onları daha çok dengeliyor. Peki toprak? Toprakla da e, şu şekilde dengeleniyorlar. Toprak gruplarının ondan sonra çalışkanlığı, e, parayı sek ve idare etme hususları, e, ateş burçlarının cömertliğini e, ve de sabırsız olarak e, hata yapma riskini dengeliyor. Peki ateş grubunu konuştuk. Toprak grubundaki burçları daha çok hangi gruptaki burçlar ilk başta dengeler ve uyumu sağlar? Topraklar e, hava gruplarıyla daha çok uyumlu olurlar. Çünkü bir taraftan e, akılla, bir taraftan ondan sonra çalışkanlık birleştiğinde daha güzel işler yapmak e, açısından oldukça güzel. Yine evlilikte de öyle. E, biri akıl olursa, birisi onun sonra toprak olarak çalışkan olursa evliliklerin de daha güzel gitmesine imkan verir. Çünkü e, şey ateş e, toprak grupları hava grubunun aklından hoşlanır. Onun güzel fikirleri, e, güzel konuşmaları yönlendirmeleri e, toprak gruplarının hoşuna gider. Bu da evlilikte de bunun yürümesi ihtimali daha çok artar. Gelelim hava grubuna. Hava grupları, e, onlar böyle biraz daha şahsına münhasırdır. <laughs> Çünkü oldukça akıllı oldukları için. E, onları dengeleyen burç yine ateş grupları da dengeler, toprak grupları da dengeler. Çünkü e, akılla e, şeyin ateş gruplarının şeyi azalır, <laughs> heyecanı. E, akıllı onlara yön verir bir taraftan. E, mesela ikizlerin aklına e, aslanın Enerjisi birleştiğinde daha güzel olur. Aslan enerjik bir tavırla ces cesaretiyle ikizlerin akıllı girişimlerine yön verir, hı hı. daha ilerlemesini sağlar. Ee, bir taraftan da onun sonra e, iki, şey evliliklerine de yine aynı şekilde ikisi de neşeli, heyecanlı, enerjik olduğu için e, bir taraftan akıllı, bir taraftan da onun sonra enerjiyle daha güzel gider evlilikleri de. Geldik son grup su grubu. Su grupları yine dediğim gibi oldukça naif naïf. E, heyecanlı onun sonra şey oldukları için duygusal. Onlara da daha çok topraklar dengeliyor. çünkü dağıtmayı daha çok seviyor su grupları, yardım etmeyi seviyor. Onlara da birazcık şey lazım. Potansiyel lazım <laughs> bu yardım hususunda. onlar hani kendi hakkını aramakta bile zorlanabilirler su grupları. toprak grupları güçlü yapısıyla onlara destek verebilir. Yardım edebilir o yönden e, su grupları ile toprak gruplarının anlaşması da bu noktada biraz daha uygun düşüyor. Şimdi e, elementler olarak bir söyledik. E, uyumunu söyledik. 12 burcumuz var. 12 burcun 6-6 e, diye karşılaştırmaya kalksak en uyumlu birer burcu nasıl söyleriz? Mesela koç en uyumlusu oğlak Falan filan diye nasıl gidebiliriz onu soruyorum. Valla zor. Şimdi normalde e, tek burç aslında yetmiyor. Kişinin doğum haritası da önemli. Normal burcu yükseleni ya da bir sterlim diyoruz bir burçta e, üç tane en az gezegen bir araya geliyor ya da 4 oluyor 5 oluyor. O kişi de o burçun etkisi de artıyor. Güneşi ya da yükseleni o burçtan olmasa bile. Hı hı. Bunlar da etkiliyor kişiyi. Ee, şu oluyor genelde mesela e, bir sonraki burçta anlaşma ihtimalleri çok yüksek. Şimdi evliliklerde e, Mars Venüs etkisi var. Hani kişinin e, Venüsü mesela Koç burcudur. Venüsü Balık'tadır. Hı hı. E, balık burcu kişisiyle anlaşması, onu sevmesi, ona e, şey yapması, meyletmesi daha yüksektir. Hı hı. O yüzden peş peşe burçlarda evlilikler çok fazladır. Hı -hı. Bir de zıtlar da evlilikler fazladır. Ee, koç'un zıttı Terazi. Terazi ile Koç birbirini çok sek çok çeker. Hı -hı. Ama eğer erke ki erkek Terazi, bayan e, Koçsa daha güzel çünkü e, erkek koç olursa bayan terazi olursa terazi zaten naif e, erkek güçlü e, koç da güçlü o zaman hani iki güçlü bir araya gelip de iki zayıf da bir araya geldiğinde terazi bayana olarak e, bu sefer anlaşmaları çok zorlaşır. Hmm. Bunu aslında böyle biraz genel anlamda ele aldık ama bu kadın erkek olarak da e, bir ayrım gözetiyor değil mi yani? E, bu tabii şimdi bayanların e, hani burçlar ötesi olarak da bir naifliği e, bir merhameti bir yumuşaklığı var. Erkekler tabii ki yaratılış itibariyle daha sertler, daha güçlüler. Hı hı. E, o yüzden şimdi terazi burcu naif, e, bayan naif, e, koç burcu güçlü, erkek güçlü o zaman iki güçlü bir yerde, iki zayıf bir yerde olunca anlaşma çok zora düşüyor. Peki genelde e, kadının mı burç olarak naif bir burca sahip olması gerekiyor, erkeğin daha üstün bir burca sahip ol olması gerekiyor değil mi bu evlilik anlaşmalarında? Tabii, evlilik anlaşmalarında öyle olursa Çünkü zıt burçlarla evlilik olduğunda o daha güzel. Hı hı. Şimdi Terazi bayanı şey Terazi erkek olursa bu erkeğin güçlü, sert kısmını e, törpülüyor. Daha düşünceli, daha ondan sonra sencil bir insan olmasına yardım ediyor. Hı hı. E, daha düşünceli, sencil bir erkek olduğunda bir bayanla anlaşması daha kolay oluyor. Hı, hı. O zaman çok teşekkür ediyoruz hocam. Bir dahaki bölümümüzde kadın erkek olarak burçları daha kapsamlı ele alalım ve tamam. izleyicilerimizi daha çok bilgilendirelim o zaman. Tekrar İnşallah. görüşmek üzere diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler.